Bodrum'da doğa kazanacak sloganıyla başlatılan çevre duyarlılığı seferberliği kapsamında düzenlenen bisiklet turuna katılım hayli yoğundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da pedal bastığı etkinlikte tarihi mekanlarda çöp toplandı. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Bodrum Belediyesi, Tema Vakfı Bodrum Şubesi, GCI Bodrum Şubesi ve Bodrum Bisiklet Kulübü işbirliğinde düzenlenen bisiklet sürme etkinliği belediye meydanında karbon ölçümü yapılarak başlandı. Geri dönüşlerle beraber. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı programda GCI Bodrum Şubesi üyeleri tarafından katılımcıların karbon ayak izi alındı. Çıkan değerler ölçüsünde fidan dikimi için Tema Vakfı'na bağış yapıldı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan pedal basan grup ilk olarak tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan mevkiine çıkarak burada çöp topladı. Daha sonra Mindos kapısına inen grup buraya atılan plastik ve cam atıklarıyla sigara izmaritlerini topladı. Antik tiyatro önünde hatıra fotoğrafı çektiren grup yaklaşık 10 kilometrelik etabı Kumbahçe Meydanı'na gelerek tamamladı. Pazar sabahı üşenmeden etkinliğe gelen herkese teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir kez daha Bodrum'un doğasının korunmasına ilişkin mesajlar verdi. 10 kilometre boyunca pedal çeviren ve elleriyle tek tek çöp toplayan Başkan Aras, sera gazı salınımına dikkat çekerek şunları söyledi. Pazar günü sabah erkenden uyumayı bırakıp sıcak yataklarından kalkıp Bodrum'da belediye meydanına geldiler ve oradan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda bisiklet sürdüler. Şimdi bu işin anlamı tabii ki çok farklı, çünkü şu anda dünyada atmosfere yayılan sera gazları bizim geleceğimizi tehdit etmekte. İklim değişiklikleri gündemde. Her gün başka bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bazen aşırı seller her tarafı tehdit ediyor. Bazen fırtınalar, kasırgalar insanların hayatını, canını, malını tehdit ediyor. O yüzden sera gazı azaltımının tek yolu da motorlu taşıtlardan ve sıvı yakıtlardan ve katı yakıtlardan dünyayı mümkün olduğu kadar arındırmak. Biz de bu bisiklet etkinliğiyle araç kullanmayın, bisiklete binin ve dünyaya bıraktığınız karbon ayak izini küçültün mesajını vermek istiyoruz. Bir taraftan Tema Vakfı da işin içerisinde. Belediyemiz, Bodrum Bisiklet Kulübü ve Tema Vakfı bu etkinliği düzenliyor ortak bir şekilde. Tema Vakfı da şu anda karbon ayak izi ölçümüyle kaç tane fidan dikmemiz gerektiğini hesaplıyor. Ve biz de mesela ben şu anda atmosfere ve dünyaya bıraktığım kirlilikle diyelim, sera gazıyla 96 tane fidan dikmek zorundayım. Bir sürü arkadaşım bunun hesabını yaptırdı. Şimdi biz Tema Vakfı'na yapacağımız bağışlarla kirlettiğimiz kadar katkı, temizlik için katkı sağlamak üzere ağaç dikeceğiz. Bu da bir şey. Bir de bugün 15 Eylül Dünya Temizlik Günü. Maalesef dünyada yaşayan insanlarımız, Bodrum'da da bu böyle. Çevre temizliği konusunda biraz gevşek davranıyorlar. Özellikle Bodrum'da herkes eline geçerse sokağa atabiliyor. Ama Bodrum bizim evimiz, sadece dört duvar arası değil. Bütün sokakta evimiz, dağ başı da evimiz, yol kenarı da evimiz, plajlarda evimiz. Bodrum bizim evimiz. İlla binaların içini ev olarak görmeyelim lütfen. Ve her yeri temiz tutalım. Ve doğaya bir şey atarken onun bir daha geldiğimizde orada duracağını düşünelim. Çünkü bu genelde böyle oluyor. Bir şey atıyorsun, 3 gün sonra aynı yere geldiğinde buraları kim kirletti diye belki de serzenişte bulunuyorsun bir de kendi kendine. O yüzden biz Dünya Temizlik Günü'nde de yine Değirmenler Bölgesi'nde ve Mindos Kapısı'nda çöp toplayarak o konuya da dikkat çekmek istedik. Biz tabii ki belediye olarak görevimizi yapacağız ama vatandaşımızın bize yardımcı olmasını tabii ki çok istiyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun.